Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Redmi Note 8 Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarında özel bir lansmanla duyurulan bir model oldu. Note 8 Pro, Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'nin bir yeni bir modeli. Türkiye'de Evofon tarafından temsil ediliyor. Hatta şurada da görüyorsunuz Evofon yazımızda yer alıyor. Her zaman olduğu gibi ve kutulu ürün gönderildiği için açılmamış kutu. Kutu açılımı yapıyoruz. Şöyle şuradan da açalım kutumuzu. Hemen şöyle garanti kağıdı. Redmi Note 8 Pro yazan kağıtlarımız var. Şöyle bunları bir kenara kaldıralım. Kutumuzu şöyle bir açmış olalım. Evet, şimdi kutuyu açıyoruz. Bakalım ne çıkacak içinden. Kutumuz açıldı. Evet, bir kutu daha çıktı. Bunun içinde muhtemelen kılıf var. Açalım, gösterelim bakalım nasıl bir kılıf varmış. Şöyle. Aynı zamanda kullanım kılavuzu vesaire gibi bilgilerin, belgelerin olduğunu da söyleyeyim. Şöyle bir kullanım kılavuzumuz var. User Guide diyor. Warranty Card, garanti kağıdımız da burada. Bunları şöyle kenara koyalım. Şöyle güzel de bir kılıfımız var. Ben biliyorsunuz kılıfları severim. Kutusundan çıkan özellikle. Yumuşak. Görüyorsunuz silikon, şeffaf bir kılıf var. Alt kısmında böyle şarj için kapaklı bir korumanın olduğunu da söyleyelim. USB Type-C'yi koruyor. Şimdi cihazı kutusundan çıkartalım. Bu arada ters tutmuşuz. Evet, çevirelim. Şöyle görünüyor şu anda. Ekranda görüyorsunuz. Hemen şöyle netlikte yapayım. Açmadan önce şu şeffaf etiketinde bir şeyler yazıyor. 64 megapiksel ultra high resolution kamera diyor. 6.53 inç Full HD Plus dot drop display. Yüksek performansı Helio G90T MediaTek işlemci kullanıyor. 4500 mAh pilimizin de olduğu söylüyor burada. Bize bu bilgilerde yer alıyor. Çıkartalım kutudan. Şöyle çıkaralım. Şöyle atalım. Az önceki yazıları şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu şeffaf etiketimizi de çıkartalım. Koyalım kenara. Telefonumuzun arkasında da genelde böyle bir şey oluyor. Evet, şunu da bir çıkaralım. Dikkatlice. Onu şöyle yapalım. Burada da ne gösteriyor? Şöyle bir bilgi var. Ekranında da gördüğünüz üzere. Micro SD bir kartı takabildiğimiz söyleniyor. İki tane nano SIM oluyor. Micro SD kart takarsak tabi nano SIM'in bir tanesini takamıyoruz. Böyle de bir yerleşim olduğu da gösterilmiş. Şöyle bunu da çıkaralım. Bu arada son dönemde yaptığımız gibi arka kameradan birazcık bahsetmek istiyorum. Arka kameramız 64 megapiksel çözünürlük sunuyor. Az önce söyledik. Samsung'un ISOCELL Bright GW1 sensörü var. Bu kamera dörtlü bir kamera eşlik ediyor. Yani bu arka kameramız dörtlü bir kameradan oluşuyor. Onları da isterseniz hemen hızlıca söyleyeyim. 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de alan derinliği kameramız var. Yani dörtlü kameramız burada. Kameranın hemen alt kısmında parmak izi okuyucumuz konumlandırılmış. Arka yüzde bir parmak izi okuyucumuz var. Onun hemen yanında da kameranın yine yan tarafında bir LED lambamızın olduğunu söyleyelim. Ön tarafa geçelim. Bize gönderilen sürüm yeşil gibi. Yeşil ultra bir rengimiz var. Şöyle göstermiş olayım. Ön tarafa geçerken bir yandan da telefonumuzu açalım. Her zaman yaptığımız gibi. Şu an açılıyor. Redmi yazısı geldi. Bu açılırken, şöyle kenara kaldırayım ben. Bu açılırken biz de diğer kutu içeriklerine bir göz atalım. Ne var başka? Hemen şöyle çıkartıyoruz. Bir şarj cihazımız burada ekranda hemen görüyorsunuz. USB çıkış veren şarj cihazımız hemen gelmiş durumda. Ekranda gördüğünüz gibi birazcık tombul gibi hafiften. 4500 lityum polimer pil olduğunda az önce belirtmiştik sizlere. Bir diğer kutu içeriğimiz hemen şöyle çıkartalım. USB Type-C bağlantı kablomuz. Onu da şöyle göstermiş olalım. Standart bir kablo çıkıyor. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz Xiaomi ürünlerinde kulaklık çıkmıyor. Evet, bu üründe de aynı durum söz konusu. Şöyle dikkatlice kontrol ettim. Aynı durum söz konusu. Şimdi telefonumuz açıldı. Her zaman olduğu gibi bir genel bir açılış yapalım.
Devam edelim. İngiliz demeyelim de Türkçe'ye seçelim biz şu anda ekranımızdan. Türkçe dedik. Devam. Bölgenizi seçin diyor. Şu anda Türkiye'de tekrar bulup seçmemiz lazım. Türkiye diyoruz. Türkiye dedik. Şimdi devam ediyoruz. Şifre girmeyelim. Şu anda Wi-Fi'ye bağlanmayalım. Hızlıca açmamız için. Bu adımı da atlayalım. SIM kart istemiyor. Bu adımı atla dedik. Devam edelim. Kabul edelim. Şu anda cihaz açılıyor. Bir şey yapmayalım güvenlik açısından. Devam ediyoruz. Klasik temayı seçtik. Ve devam edelim tekrar. Kurulum tamamlandı diyor. Şu anda kurulumu bitirmek üzere. Bu arada biraz teknik özelliklerden bahsedeyim. 6.53 inçlik Full HD Plus bir ekranımız var. MediaTek Helio G90T işlemcimiz mevcut. 6 GB RAM, 64 GB depolama sürümü bize gönderilen test sürümü. Bu arada 8'e 128 de var ama bize gönderilen sürüm 6'ya 64'te onu belirtmiş olayım. Android 9.0 Pie işletim sistemimiz var. MIUI 10 kullanıyor. Önde 20 megapiksel bir kameramız mevcut. Arkada ise 64 megapiksel 8, 2 ve 2 olmak üzere dörtlü bir ana kameramız mevcut. Bunu söylemiştik zaten. Ana kameramız 4K 30 fps video kayıt yapabiliyor. Ön kamera ise Full HD 30 fps kayıt yapıyor. Type-C bağlantımız var. Onları da gösterelim. Şöyle alt kısmında şöyle göstermiş olalım. Ama 3.5 mm kulaklık çıkışının da yine beraberinde geldiğini söyleyelim. Bu güzel bir özellik. Sağ olsun Xiaomi laf dinliyor. Dinliyor takipçilerini, hayranlarını ve kulaklık çıkışını benim gibi isteyenler için mutlaka koyuyor. Böyle bir kulaklık çıkışımız mevcut. Bunun dışında yan tarafta power tuşu yani güç tuşu, ses açma kapama tuşlarımız yine bulunuyor. Bu tarafta ise sadece SIM kart yuvası var. Başka bir yuvanda cihazın bir yok. Bir de şurada hemen görüyoruz şu kısmında kızılötesi portunun olduğunu da söyleyelim. Böyle bir bağlantımızın da bulunduğunu belirtmekte fayda var. Şimdi cihaz açılırken ben fiyatından da biraz bahsedeyim mutlaka merak edersiniz. 2499 TL bir fiyatla Türkiye pazarına giriş yaptı bu ürün. Fiyatı çok makul onu söyleyeyim. 128'lik olan yani 8'e 128 olan sürümün ise fiyatı 2699 olarak açıklandı. Bence yani Xiaomi her zaman olduğu gibi uygun fiyatta ürünler sunmaya devam ediyor. Bu da güzel olmuş. Uygun bir fiyatta satın alabileceğiniz bir ürün olmuş. Evet kurulum tamamlandı. Gördüğünüz gibi şu anda cihaz da açıldı. Damla şeklinde bir çentiğimiz mevcut. Onu da göstereyim. Şu anda ekrana bir beyaz zemin açtım. Damla şeklinde şöyle görüyorsunuz. Samsung buna mesela V shape diyor. Yani V şeklinde diyor. Nokta şeklinde demiş Xiaomi'de. Kamerasına bir bakalım isterseniz. Kamera izin vereceğiz tabii ki. İzin vereceğiz. Makro modunun olduğunu tamam diyelim buna da. Mesela şöyle bir geniş açımız var. Normal açımız var. Ve 2x'te zoom girebiliyor. Onu da belirtmiş olalım. 64 megapiksel çözünürlükte burada. Bu arada biliyorsunuz Samsung ve Sony'nin bu tarz ürünleri var. Yani aslında bu ürün 64 megapiksel çözünürlük sunmuyor. 16 megapikseli 4 pikselle çarpıp 64 megapiksele ulaştırılıyor. Onun için de bu ayrı bir modda seçmeniz gerekiyor. Normalde 16 megapiksel çözünürlük sunduğunu belirtelim. Yapay zeka desteğiniz var. İsterseniz yapay zeka olabiliyor. Makro modunu açabiliyorsunuz. O zaman makro demek şu demek. Yakın çekim yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldukça yakına girebiliyorum şu anda. Bayağı netlik hala devam ediyor. Böyle güzel bir çekim modumuzun olduğunu söyleyelim. Ön tarafa biraz bakalım. Şu anda beni görüyorsunuz kamerada. Ön tarafta da yine yapay zekayı kullanabiliyoruz. Kısa video modumuz var. Biliyorsunuz böyle bir modu da var. Ağır çekim var. Saatimizin yanlış olduğunu söylüyor bu arada bize kamera. Şöyle yapalım. Yine çeşitli modlar. Portre modumuz da var yine ön kamerada. Görüyorsunuz şu anda beni bayağı net yaptı. Diğer taraflar flu bir şekilde duruyor. Redmi Note 8 Pro ile ilgili detaylı bir kamera incelemesi gelecek. O güne kadar kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.